Evlilik en güç sanattır. Oysa biz onu ne kolay başarırız der Victor Hugo. Evet sevgili dostlar, bugün Victor Hugo'nun veciz bir sözüyle başlamak istedim. Neden mi? Çünkü boşanmalar her geçen gün artarken neredeyse evliliklerin sürüyor olması beni çok şaşırtıyor. Peki mutlu evliliğin sırrı nedir? İşte sizlere bugün evliliği sürdürmenin 14 altın kuralını anlatacağım. Türkiye'de boşanma oranları her geçen yıl daha da artıyor. İlişkilerde güven duygusu yitirilmediği takdirde evlilikte çözülemeyecek sorun yoktur diyen uzmanlar çiftlere güvendiğinizi belli edin, dürüst olun, iyi dinleyin, yenilikler yapın, birbirinize zaman ayırın önerilerinde bulunuyor. Uzmanlar güven duygusunun mutlu bir evliliğin anahtarı olduğunu vurgulayarak uzun ve sağlıklı bir evlilik için, bir başka ifadeyle mutlu evlilik için, mutlu evliliğin sırları için çiftlere çok basit önerilerde bulunuyor. Eşinizi önemsediğinizi ve sevdiğinizi hissettirin. Bunun için büyük şeylere gerek yok. Gün içinde yapacağınız iltifatlar, güzel sözler ona kendini özel hissettirecektir. Eşinizi fark edin. Onun saçını boyadığını, zayıfladığını, sizin için yaptığı küçücük de olsa özel bir şeyi görün ve takdir edin. İyi bir dinleyici olun. İyi evliliğin yolu iyi iletişimden geçer. Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar dinleyin. Söylemek istediğinizi dolaylı yollara sapmadan net bir şekilde ifade edin. Birbirinizin en yakın arkadaşı olun. Evlilik sadece birlikte yaşamak değildir. İhtiyacı olduğunda yanında olun. Unutmayın, aslında her biriniz bir diğeri için oradasınız. Hiçbir şey bundan daha değerli olamaz. Yenilikler yapın. Evliliğinizi monotonluktan kurtarmak için kaliteli zaman geçirmek oldukça önemlidir. Bunun için olanaklar yaratın. Beklenmedik küçük sürprizler yapın. Ortak zevklerinize uygun paylaşımlar yaratın. Öfkelendiğinizde asla şiddete başvurmayın. Mola verin, ortamı terk edin, duş alın veya uyuyun. Olmadı müzik dinleyin. Çatışmalarınızı yıkıcı değil, yapıcı olarak ele alın. Kendinizi onun yerine koyun ve lütfen empati yapın. Uyguladığınız bu şiddetle eşinize verdiğini düşündüğünüz zararın aslında evliliğinize verdiğini unutmayın. Önemli olan anlaşmazlıkların varlığı değil, onları çözerken ilişkinizi en az yıpratacak yöntemi uygulamanızdır. Birbirinize olan ilgisizliğin nedenini bulun. Kıskançlıklar, hep bir arada olma, maddi sorunlar, ilginin çocuklara kayması, evlilik sorumluluklarının ağır gelmesi ve gerçekçi olmayan beklentiler çiftlerin birbirine olan ilgisini zamanla azaltabilir. Çocuklarınız hayatınızın belki de varlık nedenidir. Ancak hayatınızı çocuklara göre değiştirip kısıtlamayın. Eşlerden biri çocuklara çok düşkün olursa evliliğin dengesi bozulabilir. Eş ve çocuk arasındaki sevgi ve ilgi dengesini lütfen bozmayın. Kendinize zaman ayırın.
İlişkilerde bireylerin kendilerine zaman ayırması oldukça önemlidir. Bu sizi şarj eder. Ancak birlikte ve ayrı ayrı geçireceğiniz zamanlar konusunda hemfikir olun. Eşinizin ailesiyle ilişkisine müdahale etmeyin. Onları ziyaret etmesi, onlara vakit ayırması gerektiğinde lütfen anlayışlı olun. Ailelerinizin yanında birbirinizi eleştirmeyin, suçlamayın. Eşinizin ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığınızı düşünüyorsanız, ailesini suçlayıcı, hakaret edici bir kullanmaktan kaçının. Bu sorunları eşinizle paylaşın. Sorunları birlikte çözmeye çalışın veya eşinizin çözmesine fırsat verin. Aileniz ile evliliğiniz arasına sınır koyun. Kendi ailenizin evliliğinize müdahale etmesine asla izin vermeyin. Unutmayın, sizin kurduğunuz aile sadece sizin kontrolünüzde olursa özgür ve mutlu olursunuz. Kısır döngü içerisinde sorgulayıp ilişkinizi yıpratmayın. Eşinizin geçmişiyle ilgili konuları, hataları sürekli gündeme getirerek hayatınızı zindana çevirmeyin. Evliliğinizi sorgulayarak yıpratmayın. Ruhsal ve bedensel sağlığınız konusunda konuşun. Yaşadığınız depresyon, bağımlılıklarınız, sigara, alkol, madde bağımlılığı, kumar gibi sorunlarda lütfen eşinize karşı dürüst olun. Özellikle bu tür konuları evlilik öncesinde konuşmayı deneyin. Çünkü daha sonra öğrenildiğinde çok geç olabilir, yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bütün bu tavsiyelere rağmen halen mutlu evliliğin sırrını tek başınıza çözemediyseniz uzmandan yardım alın. Evliliğinizdeki sorunları çözmekte zorlandığınızda uzmanlara danışmaktan ve evlilik terapisi almaktan çekinmeyin. Eğer sorunlarınızı birlikte çözemeyeceğinize karar verirseniz bir uzmandan destek almanızda muhakkak bir fayda vardır. Evlilik her akşam yattığında ve her sabah uyandığında yastığın diğer ucunda yatanı görünce onun hala orada olduğuna şükredebilmektir. Hayat arkadaşınızla, gönül dostunuzla, ilk günkü aşkla bir yastıkta kocamak dileğiyle.